Tamam, çok güzel. Evet, izninizle oturumu açıyorum. Sabir oldun. Her sektörünün kıymetli paydaşları, değerli konuklar ve değerli katılımcılar, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde TWRE, Turkish Women in Renewable Energy tarafından zorlu enerjinin koşulsuz desteğiyle düzenlediğimiz enerjisi bitmeyen mühendis kadınlar oturumuna hepiniz geldiniz. İlk kez 23 Haziran 2014'te İngiltere'de Kadın Mühendisler Cemiyeti tarafından Ulusal Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanan bugün UNESCO'nun girişimiyle 2016'da küresel olarak kutlanmaya başladı. Bugünün özel amacı kadınların mühendislik, fen, teknoloji ve matematik alanlarında eğitim yapmalarını ve çalışmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmaktı. Kadınlar tarih boyunca üretimin her aşaması çalıştılar. Kadınlar iş gücü piyasasındaki bugünkü konumlarına zorlu mücadeleler sonucunda geldiler. Bununla beraber halen iş hayatında pek çok sorun ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Maalesef cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın en fazla göründüğü alanlar, disiplinler ise mühendislik dalları. Bu sebeple bizler döne döne işin cinsiyeti olmaz, uzmanı olur diye devam ediyoruz. TWRE Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu ise bu sorunu çözmek için kurulmuş bir grup. 3 yıl önce dijital olarak başlattığımız bu hareket, bugün artık 1513 kadın üyesiyle gönüllü olarak gerçekleştirdiği onlarca proje ve yüzlerce webinar sayesinde sektöre eşitlik ve üretkenlik getirdi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projelere STEM alanında çalışan genç kadınlara teknik ve ticari eğitimlerden kariyer ve mentorluk desteğine kadar pek çok konuda teknoloji ve uygulama konusunda da destek ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Şimdi konuklarımı anons etmeden önce kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca bu oturumun kaydın alınacağı, sonra da sosyal medyada paylaşılacağı konusunda bu hususta sizleri bilgilendirmek istiyorum. İlk konuğum Sigre Women Engineering Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dilek Gürsu. Hoş geldiniz Dilek Hanım. İzleyenler Hoş için bulduk. önce çok kısa kendinizden bahseder misiniz lütfen? Ben Dilek Gürsu, elektrik elektronik mühendisiyim. Sigre, Türkiye Women in Engineering Yönetim Kurulu temsilcisiyim. Aynı zamanda T-Design şirketinin sahibiyim, mühendislik şirketinin. Ve Sigre içinde B2 enerji nakilatları çalışma grubunun da başkanıyım. Çok teşekkür ederim. İkinci konuğum MÜKAD, Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Züleyha Özcan. Siz de hoş geldiniz Züleyha Hanım. Çok Sizden teşekkür kısaca ederim. dinleyebiliriz. Çok teşekkür ederim Sedef Hanım nazik davetiniz için. Ben Züleyha Özcan, makine mühendisiyim. Mekanik tesisat taahhüt işleri yapan bir firmanın sahibiyim. Özel sektör tecrübelerimden sonra 2004 yılında kendi firmamı kurdum. 17 yıldır kendi firmamda mekanik tesisat taahhüt işleri yapıyorum. Aynı zamanda bu süre içerisinde değişik STK'larda da çalışmalar yaptım. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin yönetim kurulunda görev aldım. Şu anda Angikat Girişimci İş Kadınları Derneği'nin de yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyorum. 2017 yılında başlayan çalışmalarla 2018 yılında MÜKAD'ı kurduk. Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği'nde kurucu başkan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi akademiden girişimci ve çevreci Sayın Duygu Erdem hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Sizi de gene sizden dinleyebilir miyiz çok kısa? Hoş bulduk Sedef. Çok teşekkürler bu güzel organizasyon için her zamanki gibi. Ben de Boğaziçi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar Amerika'da kaldım. Doktoram hem zemin mekaniği hem çevre ve inşaat üzerine yüksek mühendisim. Uzun seneler yetkin mühendisliğin yayılması için Türkiye'de uğraş verdim. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin eş kurucusuyum. Çeşitli STK'larda gerek yönetimde gerek komitelerde gönüllü çalışarak gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Şimdi de Medipol Üniversitesi'nde İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi'nin direktör yardımcısı olup yeşil konusunda her türlü dersi açıyorum. Çok güzel. Hocam peki bu Doktor Duygu Erten P.I. Bu P.E. nedir acaba? PE Professional Engineer demek dünyada kabul ettirmeye çalıştığımız bir konu Sedef. Çok güzel bir soru sordun.
Türkiye'de de mühendislerin yetkin mühendis olması için başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere şu anda liderliği onlar yapıyor. Bu konunun yayılması için 1999 Adapazarı depreminden beri savaş veriyoruz. Bunu kendi konuşmamda da değinerek anlatmak istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ve son konuğum çok sevgili ve sayın Seher Kahraman, Zorlu Enerji Mühendis Kadınlarından. Hoş geldiniz Seher Hanım. Kısaca sizi dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Seher Kahraman. Zorlu Enerji'nin anahtar teslim santral projelerinin yapımından sorumlu grubunda proje müdürü olarak görev yapıyorum. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 12,5 yıldır bu sektörde Zorlu Enerji bünyesinde görev yapıyorum, çalışıyorum. Öncelikle enerjisi bitmeyen mühendis kadınlar oturumuna beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Sedef, seninle tanıştığımızdan bu yana yaklaşık 1,5 senedir TWRE'nin seminer, eğitim programları, mentorluk programları ve birçok etkinliğine tanık olma fırsatım oldu, takip edebildim. Bu anlamda bu etkinlikleri kadınlar için ağ oluşturulması, sektörde kadın istihdamının artırılması, eğitimler verilerek desteklenmesi konusunda oldukça anlamlı etkinlikler, değerli etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Ve TWRE'de her gün geçtikçe büyüyen bir aile artık. Umuyorum aynı sağlam adımlarla büyümeye ve kadınların sesi olmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol canım. Şimdi müsaadenizle ben sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle Dilek Hanım'la başlamak istiyorum. Dilek Hanım, bize biraz SIGRE'den ve SIGRE'nin mühendis kadınlar alanında neler yaptığından bahseder misiniz? Misyonunuz, gelecek dönem hedefleriniz nedir? Önce bunu sorayım size. Tabii ki Sedef Hanım. Öncelikle size, TVR'ye, Zorlu Enerji ekibine bu düzenlediğiniz oturum, nazik davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu özel günde düzenli oturuma katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. SIGRE, Paris merkezli 1921 yılında güç sistemleri konusunda uzmanlığın birlikte geliştirilmesi ve paylaşılması amacıyla kurulmuş, tarafsız, apolitik, kar amacı gütmeyen, tüm dünyadan üyelerin olduğu sivil toplum kuruluşudur. 90 ülkeden 60 ulusal komite, 1250 kuruluş ve 15 bin kişi üyesiyle oldukça büyük ve teknik anlamda etkin bir kuruluştur. En büyüğü 2 yılda bir Paris'te olmak üzere çeşitli konferanslar, sempozyumlar, etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca güç sistemlerinin çeşitli konularında 16 çalışma komitesi ve pek çok çalışma grupları oluşturularak teknik anlamda çalışmalar yapılmaktadır. SIGRE çok büyük bir organizasyon olduğu için daha yönetilebilir kılmak adına yeterli çoğunluğun sağlandığı ülkelerde aynı organizasyonun benzerinin kurulmasını teşvik etmektedir. Türkiye'de de bizler SIGRE Türkiye olarak oluşturulan aynı yapının işletilmesini gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmekteyiz. Belirttiğim 16 Uluslararası Çalışma Komitesi'nden 6 tanesi de Türkiye'de aynı komite olarak kurulmuştur. Başta da belirttiğim gibi ben de belki enerji nakil hatları aynı komitesi başkanlığını sürdürmekteyim. Çalışma komite ve gruplarımıza ilgi duyan herkese açıkçası bekleriz çalışmalarımıza. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler sigretürkiye.org.tr adresinden, LinkedIn'den ziyaret edebilir ya da bizlerle bağlantıya geçebilir. Çok güzel. SIGRE'nin alt gruplarından olan Women in Engineering, yani mühendislikte kadına gelirsek, Türkiye ayağını aslında bu sene içinde çok yeni bir oluşumuz biz. SIGRE üyesi kadınlar için oluşturulmuş, hem kadınlar hem erkeklerden oluşan, kadınların mühendislik alanına katılımını artırmayı ve bu katılımı sürdürülebilir kılmak için çözümler üretmeyi amaçlayan bir tartışma platformu aslında. SIGRE VİE'nin amacı ve misyonu, kadın mühendislerin etkisinde bulunmaları, kariyerlerini geliştirmeleri, özgüvenlerini artırmaları, profesyonel becerilerini çoğaltmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleridir teknik anlamda. Normal çalışma hayatında ulaşılması hepimizin karşılaştığı zor olan teknik materyalleri sektörün uluslararası ya da dünya çapındaki uzmanlarına, duayenlerine ulaşmayı basamak sağlamaktadır. Bunu da aslında bir çalışma gruplarıyla daha da ilerletmektedir. Bunu sağlamak için de elektrik ve enerji sektöründeki kadınlar için kariyer başarısını artıran stratejileri belirlemek, hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri, deneyimleri tanımlamak,
kadınların profesyonel kariyerini geliştirmek için eylem planları tasarlamak kurulun hedefi arasındadır. Sigre Türkiye ve yapılanmasının kadın mühendislerine en büyük faydası da en baştaki tabii ki network ve iletişim, farkındalık, kariyer geçmişlerini birbirleriyle paylaşarak özgüvenlerini artırmak olacaktır. Bunun yanında Uluslararası Sigre de bize tabii ki etkinlik kazandıracağı için Sigre üyelerin sayısını arttırmak ve Sigre yapılanmasının ülkemizin temsilini sağlamak öngördüğümüz faydalardır. Tüm mühendis arkadaşlarımızı açıkçası bizlerle çalışmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki Sigre şimdi sonuçta Avrupa menşeli bir evet. kuruluş. Yani çok eski, 100 yıllık bir kuruluş. 100 yıllık. Şimdi Türkiye'de kadın mühendislerin hala biz kadın mühendisler olarak sizler hala bu hani erkek işi kadın işi halkası kırmaya çalışıyorsunuz. O mücadele sürüyor. Avrupa'daki kadın mühendisler için durum nedir? Fırsat eşitliği sağlanıyor mu? İstihdam veya yönetici rollerinde kadın mühendislerin durumunu bizim için bir özetlersiniz ağındaki tecrübenize göre. Anlatmaya çalışayım. Kendi gözlemlerim Türkiye'de de çalışmış, daha sonra da Avrupa'da çalışan kadın mühendis arkadaşların tecrübelerine dayanarak daha iyi durumda olduklarını tabii ki söyleyebilirim. Hepimiz de bu gerçeğin farkındayız açıkçası. Yaklaşımı örnek olması açısından da Sigre'nin ortaya çıkışını örnek verebiliriz. Sigre gerek kendi yönetim mekanizmalarında gerekse gerçekleştirdiği çalışmalarda kadın mühendislerin ve genç mühendislerin katılımını azlığından harekete geçerek iki organizasyon oluşturmuş bu işte VIE ve NGN yani Next Generation Network. Bu iki organizasyonda da amaç kadınları ve gençleri desteklemek ve Sigre yapılanmalarında çalışmaları yer almalarını teşvik etmektedir. Avrupa'daki kadın mühendislerin durumunu fikir vermesi açısından Eurostat'ta bulduğum bir rakamları vermek istiyorum size açıkçası. 2019 yılında bir araştırma gerçekleştirmişler Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Bilim ve mühendislik alanında çalışan kadınların oranını tespit etmişler. Bu oran ortalama olarak %41 bulunmuş tüm Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Burada Norveç, Danimarka, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran %50-55 üzeri arası olmasına rağmen Finlandiya, Almanya, Macaristan gibi bazı ülkelerde %30 civarında. Bizde AB üyesi ülkeler arasında olduğumuz için kapsam içine bizi de dahil etmiş Eurostat ve Türkiye'deki mühendislik ve bilim alanında çalışan kadın sayısını %43 olarak bulmuş. Bu rakam açıkçası benim düşündüğümden hayli fazla ama sanırım bu rakam sadece mühendisliği değil, kimya, fizik, istatistik ve bilim alanlarında kapsadığı için oldukça yüksek bir rakam. Sanırım daha realize olacak bir rakamı Türk mühendisler, pardon. Bu yenilenebilir enerjideki Türk mühendis mimarlar odası. 2019 rakam affedersiniz bu %45'te ama tam yani bu çok geniş değil mi? Bütün herkesi, bütün bilimleri içine kapsıyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Sadece kadın mühendisler değil. Zaten onun için çok yüksek. Çünkü mimar mühendis Mühendisler Odası'nın benzer yaptığı bir çalışma var. Kadın mühendis istihdamıyla ilgili. Oradaki oran %23. Yani bizim %43'ten epeyce bir cinsiyet eşitliğinden hayli uzak olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden çok çok farklı olduğunda açıkçası ortaya çıkmış oluyor bu rakamlarla. Türk kadın mühendislerin yaklaşımla ilgili Eurostat tarafından belirtilen çalışmalar çok yüksek olan Norveç ve çok düşük olan Finlandiya'dan örnek vermek istiyorum. Bu her iki ülkede de çalışma hayatında olan arkadaşlarım bu ülkedeki mühendislerle, kadın mühendislerle etkileşim olduğu için bu ülkeden vermek istiyorum. Her iki ülkede de devletin anayasal olarak tüm vatandaşların eşit olup bunun uygulatıldığı yasaların yanında özel kurumlarda kadın mühendis yetiştirme ve istihdam etme, fırsat eşitliği konusunda sürekli uğraş vermektedirler. Enerji sektöründe arkadaşlarım çalıştığı firmalarda kadın yöneticilerin oranı neredeyse yarı yarıya ve maaş düzeyleri de erkeklerle eşit durumda. Bu Avrupa ülkelerinin Türkiye'den farkı sadece mühendislik alanında değil, her alanda fırsat eşitliğini bir devlet politikası olarak benimsemiş olmalarıdır bence.
bu politikanın oluşturulması, yasaların yapılmasına değil, günlük yaşamdan eğitime, iş yaşamından sosyal hayata kadar her alanda cinsiyetçi dilden uzak durulması ile mümkün. Arkadaşlarım belirttikleri Türkiye'de geçen kadınları Türkiye'de geçen inşaat makineleri gibi erkek egemen çalışma alanlarında görmek yanında erkekleri de hemşirelik gibi kadın egemen iş alanlarında görmek mümkün olduğunu söylüyorlar. Özellikle Finlandiya'yı bahsetmek istiyorum. Oradaki oran %30, yani neredeyse Türkiye'ye yakın bir şey olduğunu belirtmiştim ama bu oranın nedenini sorduğumda ben negatif ayrımcılıktan dolayı değil, kadınların mesleğe ilgi göstermediklerinden dolayı bu oranın o kadar düşük olduğunu ve bu mesleğe ilgiyi artırmak için devlet tarafından çalışmalar yapıldığını belirttiler. Son olarak bilim ve mühendislik alanındaki istihdamın %55 olduğu Norveç'teki enerji şirketinden Equinor'un CEO'sunun Eshild Hanne Hansen'in bir sözlerini paylaşmak istiyorum. Norveç'in bilim ve mühendislik alanındaki kadın oranının yüksekliği nedenlerinden birinin politik, akademik ve özel sektörde güçlü kadın rollerine sahip olması olduğunu belirtiyor. Ve şu sözüyle çok güzel, you can't be it, yani göremezseniz olamazsınız demiş. Kadın istihdamını destekleyen politikaların yasaların varlığı yanında farklı bakış açısına sahip kadın mühendislerin özel şirketlerde ve kamuda çalışmaların desteklenmeleri de ülkemizde güçlü kadın rol modellerini ortaya çıkaracak. Bence eşitliği destekleyen erkek rol modellerin de öne çıkmasını sağlayacaktır. Rol modellerin varlığı ise mühendislik alanında çalışmak isteyen kızlarımızın sayısını, cesaretini daha da artıracaktır. Kızlarımızı, genç mühendislerimizi mühendisliğe teşvik edecektir. Ben sizin vasıtanızla tüm meslektaşlarımın ve tabii meslektaşlarımla birlikte çalışan siz kadınların Kadın Mühendisler Günü'nü kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi yani rol modellerin görünmesi, dışarıda olması, bilinir olması, kadınların görünürlüğü, bununla beraber de eşit patronların, eşit erkeklerin, buna yaklaşan işverenlerin de daha görünür olması önemli bir şey. Zaten bizim gibi bu tarz etkinlikler ve sizlerin de kurduğu, işte üyesi olduğu, yönettiği bu tarz dernekler, kadın dernekleri ve diğer sektörel derneklerde bu işler, bu hizmete bu konuya hizmet ediyor diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Ağzınıza sağlık. Ben şimdi müsaadenizle sözü... Tekrar teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ben şimdi Züleyha Başkan'a söz vermek istiyorum. Züleyha Hanım, MÜKAD'ın kuruluş hikayesini ben de çok az biliyorum. O yüzden onu detaylı olarak sizden dinlemek isterim. Yola çıkış amacınız neydi ve bu amaçla ne gibi çalışmalara imza atıldı? Öncelikle. Evet. Sedef Hanım, çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. MÜKAD, Mühendis ve Mimar Kadınlar fikri 2017 yılında oluştu. Biz mekanik tesisat sektöründe emek veren bir grup kadındık ve kendi aramızda uzun yıllara dayanan 2000 yılların başından beri sektörün içerisinde çok az sayıda kadın olduğumuz için aylık toplantılar yapardık ama bunlar genelde arkadaşça sohbet ettiğimiz, birbirimizi daha yakından tanıdığımız bir toplantılardı. 2017 yılına geldiğimizde bu sektörde emek veren ve uzun yıllara dayanan arkadaşça olan bir grup kadın mühendisi olarak biz cumartesi her sabah toplanmaya başladık. Cumartesi sabahları böyle kahvaltıda toplanmaya başladık ve iki önemli soru sorduk kendimize. Dedik ki ya biz kadınız, mühendisiz, işimiz gücümüz var, çalışıyoruz ama daha fazlasını yapmalıyız. Yani daha çok yere ulaşmalıyız. Ülkemizin en önemli sorunu ne? Eğitim ve kadın. Yani iki önemli konu. Biz bu soruna bir katkı koyabilirsek, bunun çözümünde yer alabilirsek, kendimizi, bizi yetiştiren bu ülkeye karşı bir şekilde vefa borcumuzu da ödemiş olacağız. Ve kendimize sorular sormaya başladık. Yani biz nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz? Dergi çıkartalım dedik önce. Bir dergi çıkartalım, çocukları okutalım falan. Tamam, bu bir yıl, 2017 yılı boyunca süren cumartesi buluşmaların sonunda kendimize sorduğumuz sorular bizi Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği'nin kuruluşuna kadar getirdi.
Burada bizim amacımız öncelikle Dilek Hanım da bahsetti. İşte kız çocuklarının mühendisliğe özendirilmesi. Çünkü ben makine mühendisliğini kazandığım zaman üniversitede genelde çevremde ben Kayseri'de büyümüştüm. Makine mühendisliğini kazandığımı öğrenen insanlar beni tebrik etmeyip ya yanlışlıkla yazdın herhalde. Hay Allah neyse seneye girersin başka bir yer kazanırsın. Yani tebrik yerine genelde böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Toplum bakış açısı. Ya sen kız başına şimdi bunu da yapamazsın. Boş ver. Keşke öğretmen olsaydın. Hani öğretmenlik de çok kutsal bir meslek ama hani cinsiyetçi ayrım olarak bakıyorum. Kız çocuklarına, kadınlara daha çok yakıştırılan bir meslek olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla ben böyle okula geldiğim zaman da sınıfımızda iki kız öğrenciydik. Kendi yaşadığımız ve bizim mekanik tesisat sektöründeki meslektaşlarımız hep makine mühendisleri sınıfının ya bir ya iki ya üç beş kız öğrencisinden bir tanesi oluyor genelde. Ha bu çok kötü bir şey mi? Aslında onu yaşayan öğrenciler için bizler için ben hiç kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Tam tersine. Az sayıda olmanın biz hep her zaman avantajını yaşadık. Yani az sayıda kız öğrencisiniz, size daha böyle özenli davranılıyor, daha dikkat ediliyor. Aslında herkes nasıl bu kadar, nasıl okudunuz ettiniz diyorlar ama öğrenciliğimiz son derece keyifli geçti. İlk zamanlar tabii adaptasyon sorunu yaşadık ama sonra o kadar güzel arkadaşlıklarımız oldu ki. Dolayısıyla biz kendi yaşadığımız tecrübelerden ve zorluklardan yola çıkarak öğrencilerimize, kız çocuklarına yol gösterelim dedik. Yani hep etrafımızda hep böyle mühendislik okumak isteyen öğrencilere karşı da benim çevremden de geliyor. Ya bizim kız mühendis olmak istiyordu ama Züleyha Hanım ya zor yapamazsın falan dedik de şimdi başka bir yer yazacak. Yani çocuk istiyorsa siz niye buna engel oluyorsunuz? MÜKAT olarak önce biz dedik ki mühendislik isteyen yani analitik düşünme yetisine sahip olan, matematiği, fiziği seven, teknik konulara, teknolojiye ilgi duyan kız çocuklarının korkularının üzerine gitsinler. Ailelerini de bilinçlendirelim ve biz bu çocuklara destek olalım. Birincisi bu. İkincisi dedik ki mühendislik fakültelerinde okuyan ama imkanı olmayan kız öğrencilerimize biz burs desteği sağlayalım. Staj yeri bulalım. İş bulmalarına yardımcı olalım. Yani onları sarıp sarmalayalım. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Çünkü kadın dayanışması gerçekten çok önemli. Yani kadınların her alanda ve her anlamda birbirlerini yükseltmeleri gerekiyor. Ben zaman içerisinde iş hayatımda gördüm ki güçlü kadın güçlü toplum demek. Yani biz aslında kendi iç gücümüzün de farkında olmadan bize öğretilenlerle yola devam ediyoruz. Ve kendi cam tavanlarımız oluyor. Bazen yapabileceğimiz şeyleri bile yapamayacağımız algısıyla büyüdüğümüz için bunu yapamayacağımızı baştan kabullenerek yetiştiriliyoruz. Bu kabulleri yıkmak lazım. O nedenle biz MÜKAT olarak yola çıkmaya karar verdik ve 2018 yılının Şubat ayında derneğimizi kurduk. Bir dergi çıkarmaya başladık. 3 yıldır belli aralıklarla çıkarttığımız bir MÜKAT dergimiz var. Ve bu MÜKAT dergi bizim burs fonumuzun en önemli kaynağı. Bir ekonomik olarak gelir kaynağımız, en önemli kaynağımız bu. Burada firmalar çok sağ olsunlar bizlere. Reklam veriyorlar. Bu dergi sayesinde hem kendi reklamlarını yapıyorlar hem de bizim burslarımıza katkıda bulunuyorlar. MÜKAT dergi dedik ki kadın elinin değdiği belli olan bir dergi olsun. Teknik makaleler olsun içerisinde. Uzman olan kadınlar. Burada tabii ya dergide sadece kadınlar yer almıyor. Erkek yazarlarımız da var ama hani kadın eli her konuya biz sonuçta işte anneyiz. Çocuklarımıza bakıyoruz, evimizle ilgileniyoruz, annemizle babamızla ilgileniyoruz. Bir sürü şeyi aynı anda düşünüyoruz. Evi de biz yürütüyoruz, çocukların okulunu da biz yürütüyoruz, işi de biz yürütüyoruz. Dolayısıyla bu dergimiz hem teknik hem de aktüel bir dergi. Burada sağlık köşesi, kitap köşesi, gezi köşesi, sanat köşesinin yanında teknik konularda makalelerimiz ve röportajlarımız da yer almakta. Dergimizin dışında biz 13 tane kız öğrencimize burs vermeye başladık bu süreç içerisinde elde ettiğimiz gelirlerle. Bu öğrencilerimiz mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizden seçtik. Çok ince bir detaylı incelemelerden geçirdik öğrencilerimizi. Onlardan tek bir şey istedik. Başarılı olmalarını, transkriptlerinde notlarını iyi çalışmalarını istedik onların. Öğrencilerimize sadece biz burs desteği vermiyoruz. Yani birinci sınıftan başlayıp okulunu bitirene kadar desteği veriyoruz ama aynı zamanda işte elektronik mühendisliğinde okuyorsa MÜKAT üyesi bir elektronik mühendisiyle eşleştirip bir mentor, bir danışanı var her öğrencimizin. Bunlar sürekli görüşüyorlar. Yani kendi okuluyla ilgili bir sorun olabilir, kişisel sorun olabilir,
ailevi sorunları olabilir veya okumak istediği kitaba kadar danışanlarıyla biz öğrencimizi okul başladığında alıyoruz, okul sonuna kadar farkındalık yaratmak istiyoruz. Neyin farkındalığını yaratmak istiyoruz? Siz yapabilirsiniz. Yani biz bunu yaptık, sizler de yapabilirsiniz. Güç içinizde, kendinize güvenin. Fırsat eşitliği yakalayın, farkında olun, talep edin. Yani bu alanlara girmeye çalışın. Siz talep etmezseniz kimse size bir şey teklif etmiyor aslında. Kadınlar her zaman, her alanda daha, her zaman, her şey için daha fazla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Burada bizi dinleyen iş dünyasındaki mühendis olsun olmasın her kadın şunu yaşamıştır. Yani biz erkeklerden daha fazla çalışmak zorunda kaldık. Kendimizi daha çok ispat etmek zorunda kaldık. Ya bu bir gerçek. Erkekler bizden her zaman iş dünyasında daha rahat oldular. Ama buna rağmen sadece kadın kimliğinden dolayı kariyer ilerlemelerinde kadınların bir noktaya kadar gelip bir noktadan sonra durduğu durumları da hep yaşıyoruz, yaşadık. Gerçi son yıllarda bu konuda farkındalıklar çok arttı, çalışmalar çok arttı ve bunu özellikle önemseyen firmalar kadın yöneticilerinin sayısını arttılar. Bunlar çok güzel gelişmeler ama rakamlarda hala çok gerilerdeyiz. Dolayısıyla bunun sayısının artması için bizim buna katkı koymamız gerekiyor bir sivil toplum kuruluşu olarak. Mükatat olarak eğitim desteğinin yanında bizim en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliği algısı. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliği algısı sadece ülkemizin değil tüm dünyanın genel sorunu aslına bakarsanız. Yani kadınların her anlamda eşit iş, eşit işe eşit ücret, fırsat eşitliği, eşit yöneticilik, sosyal, iş dünyası her alanda eşit haklara sahip olması için toplumsal cinsiyet eşitliği algısını bizim iyi anlatmamız lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliği algısını iyi oturttuğumuz zaman toplumsal olarak sadece refah kavuşmuş olmuyoruz. Yani aile içi şiddeti önlüyoruz. Annenin ekonomiye katılmasıyla beraber çocukların sağlık ve eğitim giderlerindeki harcamalar artıyor. Dolayısıyla çocuk daha eğitimli bireyler yetişmiş oluyor. Toplumsal olarak iyileşme yaşanıyor ama ekonomi büyüme de yaşanıyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği algısını dikkate alarak ilerleyen ülkelerde ekonomilerinde büyüme olduğu görülmüş bir gerçeklik. Toplumsal cinsiyet eşitliği algısını uygulayan firmalarda da karlılıkların arttığı görünüyor. Bu anlamda biz MÜKAT olarak toplumsal cinsiyet eşitliği komitelerimiz var. Değişik komiteler kurduk. Komitelerimizle işte toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var, tasarım komitemiz var. Sedef Hanım sizin çok yoğun birlikte çalıştığınız Şebnem Hanım'la enerji komitemiz var biliyorsunuz. Enerji komisyonumuzda çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Yani biz kadın mühendisler olarak, kadın mühendis ve mimarlar olarak hem teknik konuda hem de kadınları ve eğitimi ilgilendiren konularda neye el atabilirsek bunların hepsini bir arada götürmek anlamında MÜKAT ve Mühendis Mimar Kadınlar Derneği'ni kurduk. Uluslararası bir sürü işbirlikleri yaptık. Üniversitelere gittik, liselere gittik. Tabii pandemi öncesini anlatıyorum. Şu anda uzun bir süredir gidemiyoruz. Fen liselerine gittik, konuşmacı olarak katıldık. Bunlar tabii umuyoruz ki pandemi dönemi sona erecek. Ve bundan sonra daha da fazla bunlara katılmaya devam edeceğiz. Yani genel olarak bütün kadın örgütlerinin, bütün toplulukların çalışmaları çok değerli. İşbirlikleri çok değerli, birlikte ilerlemek çok değerli. Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği MÜKAT da bu konuda böyle bir çatı görevi de gördü. Şöyle bir görevi de oldu. Değişik farklı mühendislik disiplinlerinde bizim üyelerimiz var, mimar ve mühendis üyelerimiz var. Herkes böyle profesyonel anlamda birlikte çalışacakları bir çatı haline de geldi MÜKAT. Mesela bugün enerji etkin mekanik tesisat buluşması gerçekleştiriyoruz. Mekanik tesisat sektöründe gelişmeler COVID öncesi, pandemi öncesi ve sonrası değişiklikleri içeren bir takım etkinlikler yapıyoruz. Yani teknik buluşmalar ve online zirveler de yapıyoruz. İnşallah bunları canlısında yaparız. Ve ben burada mühendis olan bütün meslektaşlarım, kadın meslektaşlarım 23 Haziran Dünya Mühendis Kadınlar Günü'nü kutlarken kendilerini MÜKAT'a da davet ediyorum. MÜKAT'ın sosyal medyalarımızdan takibi alabilirsiniz. Bizlerden bilgi alabilirsiniz. Dergimizi takip edebilirsiniz. Yazılarınızla katkı koyabilirsiniz. Benimle iletişime geçerseniz ben her türlü size yardımcı olmaya çalışırım. Bu fırsatı verdiğiniz için de Sedef Hanım size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Züleyha Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok detaylı anlattınız. Bütün zaten kadın STK'larının, kadın hareketlerinin yani sektörler özelinde ve genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği amacıyla kurulum amaçları aynı, hedefler aynı, benzer işler
yapılıyor, benzer amaçlar için yapılıyor. Ama MÜKAT'ta çok çalışan ve doğru noktada, doğru zamanda kurulmuş bir dernek olduğunu ben de görüyorum. Çok elinize, fikrinize sağlık diyorum. Biz de takip ediyoruz ve sizlerle zaten işbirliği yapıyoruz çok büyük bir memnuniyetle. Şimdi ben müsaadenizle sözü Duygu Hocam'a vermek istiyorum. İnşaat ve enerji sektörüne çalışan kadın akademisyen olarak akademi gözünden kadınların mühendislik alanında karşılaştığı zorluklar ve bunları aşmak adına akademinin rolünden biraz bahseder misiniz Duygu Hocam? Evet, çok teşekkür ederim. Ben de enteresan bir şekilde belli bir yaştan sonra akademiye girdim. Yani normalde kadınlar doktorayı aldıktan sonra doktora hocalarının yönlendirmesiyle belli bir okulda işte öncelikle postdoc çalışmaları, daha sonra bir pozisyon bularak üniversite hocalığına adım atıyorlar. Ben neredeyse 20 sene Amerika'da çalışırken adjunct hoca olarak adlandırılan part-time hoca olarak devam ettim çalışmalarıma. Bunun müthiş faydasını gördüm. Çünkü hem sektörü bilmek hem de akademiyle ilişkiyi koparmamak çok faydalı bir şey. Örneğin Stanford Üniversitesi inşaat yönetimi bölümüne hep bu tür hocaları tercih ediyor. Çünkü sektörün getirdiği bilgi ve tecrübenin öğrenciler üzerindeki, özellikle yüksek lisans doktora öğrencileri üzerindeki etkisini biliyor. Tabii belli bir yaştan sonra akademiye girmekle doktorayı aldıktan sonra akademiye girmek arasında fark var. Birçok kişi aslında ailevi nedenlerle doçent ya da profesör olma sürecini uzatıyor. Çünkü bildiğiniz gibi kadınların çocuk yapma ve büyütme konusunda birinci sorumlulukları var. Aslında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konularda değişme ve esnemeler var. Örneğin çocuk yapıldığında artık kadın gibi erkek de çocuğa bakmak için izin alabiliyor. Bunlar hep pozitif gelişmeler. Kadın olarak Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de Avrupa Birliği istatistiklerinde %50'yi geçtiğini görüyoruz kadın akademisyen oranının. Fakat ben buna her zaman çok pozitif olarak bakmıyorum. Sebebi de bazen akademi daha rahat görüldüğü için kadınların tercih ettiği bir yer olabiliyor. Aslında akademinin içindeki rekabet savaşlarının da özel sektörden hiçbir farkı yok. Bu nedenle aslında akademiye gitmek isteyen kadınların da doğru profesörleri advisor olarak seçmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü bana bugün sorsalar bir insanın akademide başarısı nedir? Doktora hocası kadardır diyeceğim size. Benim tecrübem bu. O yüzden doktora hocanızın kim olduğu, ilişkileri, sizi nasıl yönlendirmek istediği sizin doktora aldıktan sonraki aslında hayatınızı şekillendiriyor. Şunu söyleyeyim. Ben hem kadın girişimci olarak 10 yıl çalıştım, kendi firmamı kurdum. Hem sosyal girişimci olarak bir dernek kurdum ve 10 yıl yönetimindeydim. Başkan ve başkan yardımcılığını yaptım. Hem de Amerika'da 14 sene profesyonel uluslararası şirketlerde çalıştım. Yaptığım en zor iş akademisyenlik bunların içinde. Yani akademisyenlik öyle rahata erin diye gidilebilecek bir yer değil. Ben de aslında Boğaziçi İnşaat'a ilk 1000'de girmiştim Türkiye Üniversite Sıralaması'nda ve en yakın arkadaşımın babası haber yollamış babama. Üzülmesin, seneye tekrar girer diye. Yani inşaat mühendisliği okumak zaten başlı başına geçmiş olsun denilen bir şey kadınlara. Ben açıkçası kadın mühendis olmamın hiçbir zararını görmediğim gibi çok keyifli bir hayatım oldu. Uluslararası projelerde çalıştığım için Karayipler'den Meksiko City'ye, işte San Francisco'dan Tiflis'e birçok şehri görme olanağım oldu. Ve neredeyse hayatımda her dönem ders verdim. Yani şu anda full time hocayım ama geçmişte de her dönem Teknik Üniversite, Boğaziçi, Özyeğin, tüm üniversitelerde mesela yeşil binalar ve yeşil bina sertifikaları dersini açtım. Bunun önemine inanıyorum. Ve şu anda mesela öğrenciler diyorlar ki hocam biz bütün dersler arasında bir tek sizin bu açtığınız yeşil derslerle staj ya da iş buluyoruz. Bakın bu çok önemli bir geri bildirim. Yani core dersler var ve ben bunları elektif olarak açarken bölümlerle her üniversitenin her inşaat bölümüyle savaştım. Yeşil binalar mı? Yok canım falan deyip sonra da elimden almaya hep dersleri kalktılar. Neden?
Bu geleceğin dersleri. Ve bizim görevimiz de sektörden gelen akademisyenler olarak bu geleceğin dersleri denen dersleri bir an evvel körü kılıma sokmak. O yüzden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Network'üne bütün üniversitelerin hızla girmesi çok önemli. Çünkü çok az zamanımız kaldı biliyorsunuz. 2 derece, 1,5 dereceye çoktan indi. Yani biz 2 derece ısınmayı bekleyemeyeceğiz. Bu yeşil mutabakatın da gündeme düşmesiyle bir an evvel tüm üniversitelerin her bölüme, sadece inşaat, makineye değil, mimarlığa değil, sosyolojiden, çünkü neden? Sosyal, ekonomik, çevresel. Biz sürdürülebilirliğin 3 ayağıyla eğitmek zorundayız herkesi. Mühendislerin gidip sosyolojiden, psikolojiden ders alması gerek. Çünkü siz facility manager'sınız ama insan davranışları değişmeden siz enerji verimli bir bina yönetemezsiniz. O yüzden bu bir paradigma değişikliği işi. Paradigma değişikliği dediğimizde ise insanın psikolojisi, davranışları, yani davranış bilimi de bu işin içine giriyor. Birleşmiş Milletler dedik, her ülkede, her akademik kuruluşta bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin o network'e girilsin ya da girilmesin gündeme mutlaka oturtulması gerekiyor. Buradan PE'ye geçeceğim. Benim için çok önemli olduğunu Türkiye için düşünüyorum. 99 depreminde Türkiye'ye gelmiştim yardım etmek için Amerikan Ulusal Bilim Vakfı'yla. Şuna çok şaşırmıştık. Binaların çoğu aslında nevrimsiz demir kullanıldığı için yıkılmıştı. Düz demir, beton kayıyor. Düşünebiliyor musunuz? O kadar basit nedenlerle binalarımız yıkılmıştı ki. Ve kamu binaları ayakta kalmıştı. Neden? Onların denetimleri daha sıkı olduğu için. Ülkemizde her türlü okul mühendislik açtı. Bunu bir tehlike olarak görüyorum. İnşaat mühendislerinin bölümlerinin sayısı 200'ü geçmiş. Bugün Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler, köklü üniversiteler bile daha yeni tam teçhizat laboratuvarlara kavuşuyorlar. Mühendislik laboratuvar demek, mühendislik test demek, bilimsel veri demek. Her üniversitenin mutlaka mühendislik açması gerekmiyor arkadaşlar. Biz her Almanya'ya yapan, güçlenmesine neden olan o 2 yıllık teknik okullarıdır. İlla herkesin mühendis olması gerekmiyor. Bu bir prestij meselesi haline getirilmiş. Halbuki liselerden başlayarak, Amerika'da ben bir liseyi bitirdim. Orada bize paralel olarak vocational school vardı. Yani 4 yıllık endüstriyel lise. Bazı kardeş oraya giderdi, bazı kardeş buraya giderdi. Çocukların yeteneklerini genç yaştan keşfedip işsiz mühendisler ordusu yaratmak yerine işi olan iyi teknikerler yetiştirmek, ülkemizi çok hızlı bir şekilde bu yenilenebilir enerji teknolojilerinin özellikle bu ara elemanlara çok ihtiyacı olacağı süreçte bence doğru yönlendirmiş oluruz. Şimdi Amerika'da 4 yıl yetkin mühendis altında çalıştığın zaman FE denilen Fundamentals of Engineering sınavına girmeye hak kazanıyorsun ve daha sonra da iyice deneyimli olduğunuzda Professional Engineer sınavlarına giriyorsun. Bunlar çok zorlu sınavlar. Ben 2 sene tatil yapmadım PE sınavımı almak için. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi de bu konuda Amerika'da bu yetkinliği veren ve NCES olarak kısaltılmışı, yani National Council of Examiners for Engineering and Surveying kurumuyla anlaşma yaptı. Ulusal Yetkin Mühendislik Sınav Konseyi artık teknik üniversiteden mezun olan öğrencilere de birinci aşama sınavı olan FE İTÜ kampüsünde veriliyor ve daha sonra PE egzemlerini alabiliyorlar. Bu Türkiye için çok önemli. Neden? Ülkemizde hem mimarların hem mühendislerin, bunların mimarlık içinde olanları var. Onu da Amerika'da AIA veriyor. Türkiye'de de mühendislik fakültelerinden çıkan bu 200 makinada da daha fazla mühendislerin 4-5 yıl sonra sınava alınıp hangisi çürük elma, hangisi değil, hangisinin hangi alanlarda çalışabilir, hangi alanlarda çalışamaz ortaya çıkarmazsak, bakın İzmir, hadi Adapazarı 99'du, 22 sene evvel. İzmir depremi yeni oldu ve aynı sorunlar. Binalarımız yıkılıyor arkadaşlar. Bina yıkılmak üzere yapılmaz diyor. Doğru yapılmadığı için yıkılıyor. Bu nedenle ben önceliği konum sürdürülebilirlik olduğu halde bu deprem konusunun ve mühendislerin bu konuda ne kadar önemli olduğunu üstüne basa basa kadın ya da erkek durarak bitirmek istiyorum. Bir de WSLA'dan bahsetmek istiyorum. Ben global bir ödül aldım 2017'de. Sürdürülebilirlikte Liderlik Kadınlar Ödülü.
Ve bu ödülü alanlar, ilkini Hillary Clinton aldığı bir ödül, bir vakıf kurduk Amerika'da çok yeni. Kendi ülkelerinde sürdürülebilirliği ittiren ve bir noktaya getiren, yeşil dönüşümü gerçekleştiren kadınları biz ödüllendiriyoruz. Bunun şöyle önemine inanıyorum. Tabii Türkiye'de liderlik dediğimizde liyakata dayalı liderliğin altını çizmek istiyorum. Ben bu konularda çok sesli bir insanım. Hiç altta kalmıyorum. Maalesef ülkemizde torpil mekanizması çok çok iyi çalışıyor. Yani nadir çok iyi çalışan şeylerden bir tanesi ve benim de en karşı olduğum şey liyakata dayalı liderlik bizim dediğimiz. Yani insanların dişleriyle tırnaklarıyla bir yere gelmesi. Soyadlarına dayalı değil, anaya babaya dayalı değil. Zaten gerçek dönüşümü de bu liderler ortaya koyuyor. İklim değişikliğinde, yeşilde bizim liyakata dayalı liderlik yapan kadınlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü kadın iklim değişikliğinde en fazla zarar gören mahluk. Hayvanlar ve kadınlar. Neden? Yüzme bilmiyor kadınlar gelişmekte olan ülkelerde. 4-5 çocukla evde beklerken sel geliyor. Adam şehirde işçi. Çalıştığı inşaatın en üstüne çıkıyor, kurtuluyor. Kadın evde çocuklarla, sularla boğuşup ölüyor. Dünyada baktığımızda iklim değişikliği her bir erkek de 4 kadın öldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar basit konulardan kadınlar geride kalıyor. O yüzden iklim değişikliği ile savaşta kadının rolü çok büyük. Evet, ben hocam. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben size teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Sizi her zaman dinlemek çok keyifli oluyor. Ben bir de bir konuyu daha fikrinizi almak istiyorum bir konuda daha. Bu Ar-Ge ve inovasyon birimlerinde kadınlara ağırlık veren sektör ve kurumların daha da güçlendiğini düşünüyor musunuz? Sektördeki genel yaklaşım nedir? Şimdi Sedef, benim kadın erkek konusunda bazı daha evvel de öne çıkardığım konular var. Yine liyakata dayalı bir eşitlik varsa önemli. Çünkü kadın ve erkek birbirinden ayrılmaz iki cins. Erkek bazen kadınları yükseltecek erkekleri öne çıkarmakta daha akılcı olabilir. Şimdi Amerika'da affirmative action konusu vardı. Yani liyakata dayalı eşitlik. Fakat bu son dönemde iyi çalışmadı. Çünkü o kadar çok kadın ya da siyahi ya da işte farklı ülkelerden gelenleri eşitlemeye çalıştılar ki bu sefer kalite düşmeye başladı. Buna çok dikkat etmeliyiz. Yani her yere kadın koyarken, inovasyona da kadın koyarken, panele de kadın koyarken bence yine en iyiyi koymaya çalışmalıyız. O en iyi de 3 erkek bir kadın olabilir. Bunun önemi yok. Önemli olan o 3 üye erkeğin vizyonu ve misyonu kadınlar konusunda. Eğer onlar kadınları ileri götürecek mentaliteye sahiplerse zaten iyi kadınları getireceklerdir uzun vadede. Ben kısa vadede kadın erkek sayısının eşitliğinden çok uzun vadede kaliteyi koruyarak kadınları kapsayıcı şekilde içeri almayı daha öncelikli buluyorum ve akılcı buluyorum. Evet, çok mantıklı hocam. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle şimdi ben sözü Seher'e vermek istiyorum, Seher Hanım'a. Seher'cim, ben de senin mühendislik seçme hikayeni merak ediyorum. Bu yola çıkmadan seni etkileyen kişiler oldu mu? Zorluğuyla yolları nasıl kesişti? Ve bu çatı altında fırsat eşitliğinin gücünü nasıl görüyorsun? Ve kadın mühendislerin sayısının artması ile... Sen, yani Duygu Hoca'nın tabii dediğine de bu atıf olacak. Kadın mühendis sayısının artması arzu ettiğimiz bir şey ama bu çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlar mı sence? Nasıl bir dönüşüm yaşanır? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle mühendisliği seçme hikayemle başlayayım. Tabii burada aslında neden erkek egemen bir mesleğe ilgim oluştuğundan başlasam çok daha doğru olacak. Yaklaşık 8 yaşlarımda Türk Hava Yolları'nın ilk kadın pilotuyla tanışma fırsatım olmuştu. Ve bunu duyduğum zaman bana çok ilgi çekici geldi. Düşünsenize çok erkek egemen bir meslek. Çok zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Erkekler için bile zorlayıcı şartlar mevcut.
Ve siz böyle bir sektörde ticari havayolunda ilk kadın olarak göreve başlıyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok dikkat çekici gelmişti ve neden devamı gelmesin ki düşüncesini uyandırdı bende. Ve bu tanışıklığım 1993 yılında olmuştu ve ilgim dolayısıyla da daha sonradan bu sektörde kadın sayısının artışı nasıl ilerledi bunu görebilmek için bir araştırma yapmıştım ve 2020 yılı itibariyle Türk Hava Yolları'nda çalışan kadın sayısının 200'ün üzerine çıktığı açıklanmıştı. Tabii biz bunu olumlu bir artış olarak görüyoruz ama diğer yandan da acaba Türk Hava Yolları'nda çalışan erkek pilot sayısı kaç acaba diye araştırdığımda karşılaştığım sonuç 5000'in üzerinde çalışan pilot arasında kadınların payının neredeyse %4 bile olmadığı şeklinde. Bu sektörde de, bu meslekte de biraz gerisinden geliyoruz açıkçası. Tabii ben bu tanışma vesilesiyle pilot olma hedefi koymuştum kendime. İki seçeneğim vardı. Ya havacılık okuluna gidecektim ya da Türk Hava Yolları'na pilot yetiştirmek üzere başvuruda bulunacaktım. Ve o dönem sadece makine mühendisliği ve uçak mühendisliğine fırsat veriliyordu. Ben de lisansımı makine mühendisliğinde tamamladım. Ve sonrasında da akademik çalışmalar yürütmek üzere ve ilgim dolayısıyla da uçak mühendisliğinde yüksek lisansımı tamamladım. Profesyonel olarak çalışma hayatına başladığım andan itibaren de hem mesleğim hem de bulunduğum sektörü sevdim açıkçası. Mühendislik sürekli kendinizi yenileyebildiğiniz, analitik zekanızın geliştiği ve teknolojik gelişmelerle birlikte de kendinizi geliştirebildiğiniz, gelişim gösteren bir meslek dalı. Diğer yandan enerji sektörü biliyorsunuz çok canlı bir sektör. Burada 20 yıl öncesine kadar aslında kömür santralleri ya da doğalgaz çevrim santralleri yoğun bir şekilde kuruluyorken bunun temelleri çok öncesinde atılmıştı ama özellikle 10 yıl kadar öncesine gidersek Kyoto protokolleri, daha sonrasında 2020 yılı itibariyle Paris Anlaşması ile birlikte dünya ülkeleri yenilenebilir enerji ciddi bir motivasyona ulaştı bu anlamda. Ve son olarak da 2019 yılı sonu itibariyle gündeme gelen Avrupa Yeşil Mutabakat konusu ve 2050 yılı için sıfır karbon, nötr karbon hedefi koymamızla birlikte tüm dünyada trendler değişmeye başladı, bir dönüşüm yaşıyoruz. Sadece temiz enerji, yenilenebilir enerji değil, bunun yanında dijitalleşme, akıllı şebekeler, akıllı sistemler, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları. Enerji sektöründeki bu dinamizm ve mesleğimle ilgili yaşadığım duyum dolayısıyla da ben pilot olmayı hayalimi her geçen sene geride bırakarak mühendisliğe motive oldum diyebilirim. İkinci sorunla ilgili olarak da fırsat eşitliği ve zorlu enerjiyle yollarımız nasıl kesiştiği yönündeydi. Açıkçası akademik hayattan profesyonel hayata geçmeye karar verdiğim ilk hafta içerisinde başvuruda bulunmuştum ve zorlu enerji tarafından iş görüşmesine davet edildim. Ve hemen işe başladım. 12,5 senedir de zorlu enerjide çalışıyorum. İş dünyasında, iş hayatında zorlu enerji benim için doğduğum sokak gibi. Kendime çok ait hissettiğim ve güven duyduğum bir şirket. Çok değerli bu anlamda. Fırsat eşitliği konusuna gelince aslında ben işe başladığım andan itibaren bunu hissetmeye başladım. Şöyle ki açıkçası bir iki kadınla mezun olduğumuz bir bölümden bahsediyoruz. İş hayatında çok fazla kadın mühendisle bir arada olabileceğimi çok tahmin etmiyordum ama ben çalıştığım departmanda bir kadınla birlikte görev yapıyordum ve diğer disiplinlerde yine kadın çalışanlar mevcut ama tabii bu fırsat eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kavramın tüm çalışanlar nezdinde kadın erkek tümü tarafından kavranması, benimsenmesi, bir kurum politikası olması çok önemli. Bu sebeple de Zorlu Holding'in tüm şirketlerinde yürütülen Akıllı Hayat 2030 yaklaşımımız doğrultusunda 2019 yılı itibariyle zorlu enerjide eşit bir hayat programı hayata geçirildi ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratılması konusunda çalışmalar başladı. En önemli olarak bunu belirtebilirim ki uygulama süreçlerinde yöneticiler bir kadın... Lafını vallahi keseceğim. Eşit bir hayat dendiği zaman yani hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sanki kendi hayatlarımızın içindeki eşit denge gibi de anlıyorum ben. Yani evet, iş hayatının evet. İşte atıyorum ne bileyim işte özel hayatının bir kadın olarak anneliğe ayırdığın zaman, mühendisliğe ayırdığın evet. Zaman işte sosyal hayatın vesaire sanki o da onu da çağrıştırıyor gibi.
Tabii ki, tabii ki çok haklısın. Zaten yakından da takip ettiğin için Eşit Bir Hayat programını, stratejimizi çok iyi biliyorsun. Doğru söyledin. Ve burada uygulama süreçlerinde özellikle bir her yöneticiye bir kadın daha istihdam ettirilmesiyle ilgili hedefler konulması veya üst düzey yöneticiliklerde kadın temsiliyetinin arttırılmasına yönelik hedefler konulması ile biz Eşit Bir Hayat programı kapsamında çok güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ve son olarak kadın mühendislerin sektörde artmasıyla ne gibi bir değişim yaşanacağından bahsettim. Ben bu konuda bu soruya cevap verirken çok yakın bir zamanda tesadüfen denk geldim. Bir TED konuşmasından yola çıkarak cevaplamak istiyorum açıkçası. Bu bahsettiğim konuşma yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka da üzerine çok çalışılan konulardan, alanlardan bir tanesi ve çok ciddi gelişmeler yaşandı. Yani düşünen yeni bir varlık türü yaratılmaya çalışılıyor. Ve biz bugün bilgisayarlarla satranç oynadığımız zaman insanlar çok kolay yenilebiliyor. Fakat yapay zeka alanında dallarından aslında çok da ileri gidilemeyen bir dal var, bir alan var. O da insan dilini çözmek. Neden insanlar karşılıklı konuşurken aslında söylemediğimiz ama arka planda bildiğimiz kelimeler veya konular olduğu için ne gibi örnek mesela verebilirim? Sağduyu olarak düşünebiliriz. İşte kral bir erkektir, işte eşi, karısı kadın olmalıdır, o da kraliçedir. Ya da bir insan öldüğü zaman ertesi gün işe gidemez şeklinde. Tabii bilgisayara bu sağduyu bilgilerini yükleyebilmek mümkün. Teker teker kodlayabiliyorsunuz ancak çok uzun zaman alan bir çalışma. Bu nedenle dil bilimcilerin ortak bir fikri var bu konuyla ilgili. Eğer çevrelerinde aynı kelimeler geçen iki kelime varsa bunlar anlamsal olarak birbirine yakındır ve bunu bilgisayara işte bu iki kelime kaç defa aynı cümlede geçiyor şeklinde bir kodla sonuç elde edebiliyorsunuz. Bir sayı dizini oluşuyor. Buna vektör deniliyor. Şöyle bir uzay düşünün, bir harita düşünün. Birbirine yakın olanlar, vektörler aynı yerde, birbirine uzak olanlar uzakta yerleştiriliyor. Ve bu çalışma sonrasında da şöyle bir sonuç çıkıyor. Bilgisayar bunu sadece kendi sayabildiği için bu sonuca ulaşabiliyor, kelimeleri sayması sonucunda. Kral vektöründen erkek vektörünü çıkardığınız zaman kadın vektörünü eklerseniz kraliçeye gidiyor. Ya da Paris Fransa'yı çıkarıp Türkiye'yi eklediğinizde Ankara'ya gidiyor gibi. Benim değinmek istediğim nokta bu bir Türk araştırmacı tarafından 2 yıl öncesinde bu çalışma aynen yapılıyor ve çıkan sonuç şöyle. Doktordan baba kelimesini çıkardığınızda anne vektörünü ekliyorsanız hemşireye gidiyor. Veya bilgisayar programcısından erkek vektörünü çıkarıp kadın vektörünü eklediğinizde çok enteresan ev hanımına gidiyor. Ya da dahi kelimesi çok erkek bir kelime olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii burada benim bahsettiğim konuşma akademisyen James Say'a ait şu noktada diyor ki bilgisayarlara sadece bilgileri değil aynı zamanda ön yargılarımızı da vermişiz, yüklemişiz şeklinde. Ve tabii bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor çözmek adına. Sadece dişilikle ve erkeklikle ilgili kelimeler listeleniyor. Anne, baba, teyze, amca gibi. Ve bilgisayardan bir algoritma oluşturularak bu cinsiyetten bağımsız olan kelimelerin otomatik olarak silinmesi sağlanıyor. Ve böylelikle de kelimelerin kadın ve erkeğe aynı mesafede olması sağlanıyor. Ve James Say sonunda şu şekilde bitiriyor. Diyor ki bilgisayarlar aslında insanlar tarafından biraz ürkütücü bulunabiliyor. Yani yönetime el alırlarsa halimiz ne olur şeklinde. Ama insanlardan silmesi çok zor olan bir şey. Bilgisayarlardan silebildiğimiz için ve onları tarafsız hale getirdiğimiz için onlara şans vermeye ne dersiniz şeklinde. Ve ben burada şunu anlatmak istedim aslında. Toplumun algısı, toplumun deneyimleri çok önemli ve bu algının, deneyimlerin yansıtıldığı dil yapısı çok önemli. Kadın mühendislerin artmasıyla birlikte sektörde bir farkındalıktan öte ben bu toplum deneyimlerinin ve algılarının zamanla değişeceğini ve böylelikle de bugün aslında erkek egemenliğini pekiştiren, kadınları ötekileştiren eril dil yapısının da zamanla değişeceğini düşünüyorum. Bir diğer yandan değerli katılımcıların da söylediği gibi enerji sektöründe kadın sayısı arttıkça kadın mühendis sayısı liderler artacak, kadın liderlerin görünürlüğü artacak ve rol model olacak. Böylelikle kadınlar bu mesleğe daha çok
ilgiyi duyuyor olacak, teşvik edilecek. Ve bunun yanı tabii kadınların fark yaratan yönleri de var. Bunları da düşünüyorum. Detaycı olmaları, planlama, ikna kabiliyetleri, sosyal ve duygusal zekalarının yüksek olması gibi birçok fark yaratan özellikleriyle katkıda bulunacaklarını düşünüyorum. Ve erkek yoğun bir sektör. Kadınlar da aynı zamanda iş gücüne katılım oranı artarsa Türkiye'nin de sosyoekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve sözlerimi toparlayacağım. Bunu her seferinde muhakkak dile getiriyorum her konuşmada. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre kadın ve erkek haklarının eşitlenmesi için en az 100 yıl geçmesi gerektiği öngörülüyor. Yani bu demek oluyor ki aslında bunun için çabalayan tüm kadınlar, insanlar, emek veren insanlar bu değişimi gerçekten göremeyecekler. Ama şöyle ki Birleşmiş Milletler'in de söylediği gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bir insan hakkı. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın da bir parçası olduğu için insanlık adına ve önümüzdeki gelecek nesiller adına biz bu değişime gereken katkıyı vermek zorundayız. Ve unutulmamalı ki değişim bu değişimi isteyen kesim tarafından güdülenir ve harekete geçirilir. Ancak bu değişimi kabul edecek olan diğer kesim tarafından da desteklendiği sürece çabuk ilerleme kaydedilebilir. Bu nedenle biz kadınlar olarak rol model olmak veya tecrübelerimizi paylaşarak yol gösterici olmak, üzerimize düşen neyse yapacağız. Diğer yandan da erkeklerin iş hayatında, evde kadınları destekleyerek bu sürece de çözüme ortak olmalarını bekliyoruz, davet ediyoruz diyorum. Ve bu mesleğe yıllarca emek vermiş, çaba severek yapan, çaba gösteren ve mesleğine yeni başlamış, heyecan duyan meslektaşlarıma ve mühendis adayı olan kadınlara sevgilerimi iletiyorum. Hepimizin Dünya Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Serhat. Ağzına sağlık. Değerli katılımcılarımız, konuşmacılarımıza sorularınız varsa chatten yazabilirsiniz. Lütfen bekliyoruz. Memnuniyetle. Hazırlar kıymetli ve donanımlı kadın bir araya bulmuşken bence biraz sohbet ediniz. Ben de çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel konular paylaşıldı. Ne zaman kadının bir oturum yapsam ben aydınlanıyorum, yeni bilgi öğreniyorum. Aslında genel ortak sorunlara çok farklı, daha farklı çözümler, daha farklı, daha yapıcı, daha böyle uzun vadeli yeni projeler, yeni fikirlerle sonunda geliyor aklıma değil. Bu Norveç örneğinde ilgili de Dilek Hanım'ın bu WRE'yi ilk kurduğum zaman global enerji dönüşümünde kadın ağının toplantısına gittiğini, orada Norveçli bir bilim insanı, bir arkadaşımız vardı. Ve kız Norveç'teki enerji sektörü kadın grubu kurduğu için akademiden atılmıştı. Biliyor musunuz? Aradaki iş yapamazsın diye onun işte tez hocası neyse kızı göndermişlerdi yani. Böyle hani Norveç diyoruz ama ondan çok da parlak değildi durumları. Bu hiç şaşırmıştım ben de. Nasıl yani? Yoksa sen çok şanssızdı ama sonra çok grubu kurup çok da hani şirket haline getirmişti. Ama hani şey hani şerden bir hayır doğar diyeyim ama hani tabii Norveç'te böyle Norveç'te bir kadın bunu yaşaması da çok tabii acı bir olay. Ama evet maalesef öyle. Eşitlik veya da mantalite ülkelere ait değil, bu insanlara ait bir şey. Onun maalesef öyle hemen geceden sabah düzeltemiyorsunuz. Ancak kadınları yetiştirdiği yeni çocuklar, yeni nesillerle belki bu geçecek. Belki o zaman yüz biraz daha kısalabilir diye umuyorum. Herhangi bir soru gelmedi. Ben o zaman müsaadenizle bir sözü kapanış konuşması için Zorlu Enerji Grup Müdürü vermek istiyorum. Funda Hanım'a. Funda Hanım merhaba. Merhabalar, merhabalar. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz efendim. Merhabalar. Öncelikle bu güzel ve kıymetli etkinlik için başta siz TWRE ekibi olmak üzere tüm değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederim. Ben de bir her şeyden önce kız çocuğu annesiyim. Ve hala böyle güzel konuşmaların yapıldığı bir ortamda umudumuzu hiç kaybetmediğimizi hissediyorum. Bir kadın olarak, bir
genç kız annesi olarak diyeyim. Bu tamamen kişisel, duygusal yönüm. Ama diğer taraftan baktığımızda da biz zorlu enerji olarak seher çok güzel zaten aktardı aslında. Üzerine çok da söyleyecek bir şeyim yok. Fakat güzel bir vizyon ortaya koyduk holding çatısı altında. Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 vizyonu. Bu noktada sürdürülebilirliği temeli aldık. Sürdürülebilirliğin en önemli paydaşlarından bir tanesi insan. İnsan dediğimizde de sektörümüzde çalışan kadın çok kıymetli, çok değerli bizim için. Bu noktada da biz sadece kadın olarak değil ama fırsat eşitliğini her noktada hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da gerçekten çok hızlı ilerliyoruz ve örnek oluyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çalıştığım şirketim adına, kendim adına. Enerji sektörünü konuşurken zaten çok güzel değindiniz. Erkek egemen maalesef bir sektör. Züleyha Hanım da söyledi. Eğer kadın güçlenirse toplum güçlenir dedi. Çok katılıyorum, çok haklısınız. İşte o yüzden biz de hem şirketimizde hem de enerji sektörünün içerisinde kadının hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel olarak güçlenmesini sağlayacak politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz. Bugün sizlerle de bu anlamda burada olduğunuz için çok mutluyuz. Ben çok uzatmayacağım. Panele katıldığınız için, burada bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ve tüm kadınların Kadın Mühendisler Günü, kadın mühendislerin kadın Dünya Kadınlar Günü'nü, Dünya Kadınlar Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Ve hepinizin nice başarılarına tanıklık etmeyi arzu ediyorum. Çok teşekkür ederiz Funda Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Tekrar söylemek isterim. Programda bize yansımayan katılımcılarımıza, tecrübelerini paylaşan siz değerli konuşmacılarımıza, zorlu ailesi ve tüm zorlu enerji çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İş yaşamında her türlü meslekte cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde daha fazla aksiyon alınması zannediyorum. Ve bizler bütün bu buradaki girişimciler, bu STK'cılar ve iş insanları hepimiz el ele bence bunu başarabiliriz. Enerjisi bitmeyen mühendis kadınların ve Dünya Mühendisler Kadınlar Günü'nü ve mühendis adaylarının gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de görüşmek çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese çok selamlar, sevgiler. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Bir böyle bir grup fotoğrafı alalım diye hep beraber. Tamam aldım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşürüz.